Almış olduğum yeni habere göre Yeni bir gaz Rezervi daha bulunmuş Şu anda ee, Tabi e, şu anda e, Gaz sıkışması Yaşayanlar ve hatta o içerisindeki o gazı Hazmedemeyenler gaz patlaması Yaşayanlar çıkartamayanlar Bir türlü bu yeni gelen Habere göre Tamamen e, gaz Sıkışıklığı içerisinde Büyük bir Eee Hüsrana uğrayacaklar. Tabii bu kazı da çıkarmak öyle kolay değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu o büyük dev hastaneler, hani şehir hastanelerine de bir türlü gidip kendilerini muayene ettirme şansları da yok. Orada görünemezler, kameralar var, poz veremezler. Bu içerisine sıkışan o zehirli kazı, bir türlü atamıyorlar. Yani o kadar zorlarına gidiyor ki kaldıramıyorlar adeta. Çıldırıyorlar. Neyse şöyle söyleyelim. Yani o mustakbel damadın. O hani damat bey var ya damat bey. O mustakbel damat. Bir açıklama yaptı. Karadeniz'de 5 ile 6 bin kilometrelik bir alanda bulunmuş olan o doğal gazın hani Recep Tayyip Erdoğan müjdesini vermiş diye o doğal gazın altında 2 ya da 3 katman daha rezerv bulunmuş. 2-3 katman daha. Yani bu bulunan o doğal gazda 320 milyar metre küplük hani bir e, 60 milyar dolar civarı bir e, değerden bahsediliyor. E, Türkiye'nin de milli savunmaya yıllık ayırmış olduğu bütçe 17 milyar dolar. Çin'in Milli savunmaya ayırmış olduğu Yıllık bütçe 60 milyar dolar Ve şimdi 17 milyar dolar Bütçe ayırırken Cumhurbaşkanının Açıklamış olduğu müjdede o 60 milyar Dolar o gaz rezervini Kalkıp da Savunmamıza hani Milli savunmamıza ayırmış olsak Biz süper güç Ultra süper güç Olma Yolunda büyük bir Mesafe kat ederiz Bakın Çin 60 milyar dolar harcıyormuş Çin. 2 milyar nüfus olan Amerika'ya kafa tutan Çin 60 milyar dolar harcıyormuş. Bizim 90 milyon nüfusumuz var neredeyse 90 milyon civarı. Biz Çin kadar bir yatırım yaparsak o zaman ultra süper güç olacağımızın apaçık delili. Yani bundan daha alası var mı yani? Savunma sanayisine harcayacağız, üretime harcayacağız. İHA'mız, SİHA'mız, tankımız, helikopterimiz, nelerimiz, nelerimiz akla gelmedik şeyler. Ama ama şunu da unutmayın. Bakın arkadaşlar bu doğalgazı bulmakta Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamen tamamen kendi yetkisi tamamen onun e, selayeti ve emri doğrultusunda gerçekleşmiş onun yatırımı sayesinde gerçekleşmiş bir kazanım. Şimdi bundan 10 sene önce bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı ne mühendislerimiz vardı yok e, ne biz hani o gazı işletebilecek ne o gazı bulabilecek bir teknik donanıma hiçbir şeye sahip değildik. Ama Allah razı olsun bak burada Erdoğan'a dua etmekten başka hayır dua etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Tamamen arkasında durmaktan başka duamızdan başka bir şey gelmiyor. Adam Allah bin razı olsun bak sismik gemileri aldı. Kendi yapımız yani kendi malımız kendi mülkümüz teknisyenleri mühendisleri bütün her şeyi, donanımı, her şeyi bize ait. Bildiğiniz gibi Fatih'imiz var. Oruç reisimiz var. Barbaros'umuz var. Yani kaç tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bu araştırmaların hepsinin maliyeti tam en ucuza indirgenmiş bir şekilde tamamen bize ait. Ve bulduk da doğalgazı. Karadeniz'de hiçbir rekabetimiz de yok. Hiçbir ortak, hiçbir rakibimiz de yok. Tamamen bizim arazimizde. Biz de yani Buradan çıkarılacak gazla da artık gerisini varın siz hesap edin ne kadar ülkenin ekonomisi kalkılacak. Şimdi bir de televizyonlarda şu çok konuşuluyordu bildiğiniz gibi. Her gün e, CNN Türk'te, Haber Türk'te 101'de, A Haber'de ya e, CHP bak, bak CHP'nin ne kadar e, yandaşları varsa hazımsızdı. Kabul edemiyordu. Yılmaz Özdil'i e, Nevşin Mengüs'ü ee, şirin Payzını buna benzer ne kadar Garop Aylan denilen HDP'nin Ermeni milletvekili buna benzer falan filan bir dünya yani Televiri Fox'u atıp tutuyorlardı biliyor musunuz? Yani şimdi hep de soruyorlardı diyordu ki ne ya sen Türkiye'nin ikinci büyük partisisin. Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi yönetmeye adaysın. Sen bu Türkiye'yi yönetmek için yani kollarını sıvamışsın. Halkına söz vermişsin vatanı, millet hani vatan perversin, halkçısın, laikçısın, cumhuriyetçisin. Ülkenin, halkının, vatandaşının geleceği için elinden gelen her türlü gayreti yapacağını binlerce kez dile getirmişsin. Adam doğalgazı bulmuş. Yani Türkiye'nin yani refahı, ekonomisi, demokrasisi, özgürlüğü nelerine 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 maddi olarak katkı sağlayacak. E kalkıp sen de yani bir tebrik et. Ya da niye ses çıkarmıyorsun? Neden sessiz kalıyorsun diye baskıların oldukça doğrultulması sonucunda a, beyefendi Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin bir haftası sonrasında mecbur kalarak çıktı. E, MYK toplantısında o da çıktı. Ne dedi? Ya dedi Erdoğan dedi doğal gazı dedi hani buldu. Hani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir e, muhalefeti, parti lideri veyahut da adayı olarak bu ülkeyi yönetmeye aday olarak biz ancak halkın adına seviniriz. Başka bir şey yapamayız. Sevinmekten başka elimizde bir şey gelmez. Seviniriz diyerekten ağzı bunu söylüyor ama içi içi yanıyor. Bunu biliyoruz biz. Ya şimdi onu izleyenler de bize diyecek ki ne ya kardeşim. Açıklama yaparsa bir dert, yapmazsa bir dert. Adam e, hani eleştirse kalkıyorsunuz eleştiride diyeceksiniz. Adam hani sevinse hani takdir etse bu sefer de ona da karşı geliyorsunuz dese. Yok kardeşim biz öyle değiliz. Biz onlar gibi değiliz. Bak size söyleyeyim. Adam gerçekten samimi olsa, gerçekten sevinse, halkın refahı, ferahı, huzuru için bir şeyler yapmak için hani bir herhangi bir ata olsa yeni bir şeyi içinden yani gülerek gerçekten canı gönülden sevinse, memnun olsa ha yani elimizden geldiği kadar biz de adama yani böyle eleştirmeyiz, anlarız. Bu ülkenin yanında deriz, bu milletin yanında. Bu ülkeyi yönetmeye o da bir aday deriz. Ama kardeşim adam gerçekten ülkeyi yönetmeye aday değil. Adam bu ülkeyi sevmiyor. Bu ülkenin toplumun halkını sevmiyor. Bu ülkenin malını, mülkünü, parasını çarçur edip kendi yandaşlarını doyurmayı ona buna peşkeş çekmek için orada. Adam kuru boş keseden sallıyor. Yönetimde yok. İşte İstanbul'da, Ankara'da, orada burada İzmir'de yönetimde hani kendilerinin elinde belediyeler ne icraatları var? Yok ki musluk açmadan başka ne yapabiliyorlar? Yok. Heykel dikmeden başka bir şey yapmıyorlar ki Bu millete ne faydası var? Bunlar gelse ne yapabilecekler? Hiçbir şey yapamayacaklar. Türkiye alacak kendini rolantiye, boş alacak vitesi, mazot bir tane kadar çalışacak. Onlar gelirse. Kardeşim ne ileri gitme, ne geri hiçbir şey geri geri gider belki. Boşta aşağı salar geri geri gider. Ama işte görüyorsunuz bak Erdoğan adam Akdeniz'de ne mücadeleler veriyor. Yunanistan'dan ne mücadele? Diyor ki ne bak aklını başına al onun bunun gazına gelme. Eğer onun bunun gazına gelir de bana kafa tutarsan elindeki adaları da kaybedersin. Adaları da alırım diyor. Bu işin şakası yok diyor bak. Bu işin hiç şakası yok. Çok dikkat et. Adam sıkıştı. Yok Fransa'ymış yok Almanya'ymış kimsenin gazına gelme diyor bak. Eğer ki ne diyor bir matematikse bir hesap yap diyor. Hulusi Akar da söylüyor. Bir matematikse bir hesap yap diyor ya. Senin on katı büyüğünüz. Sen nasıl kalkıp da bize kafa tutuyorsun? Adam açıkça söylüyor. Sağır İsmet'in vermiş olduğu adaları bedavada zaten bizde de o adaları geri almak için elimizden gelen her türlü gayreti çabayı sarf ediyoruz. Bir fırsatı bulursak Kuzey Kıbrıs'ı nasıl aldıysak o adaları da alırız diye adam adeta Yunanistan'a açık açık bütün yani gerçekleri anlatıyor. Şimdi doğal gazı bulan bu. Libya'da petrolleri çıkartacak olan bu. Libya'da anlaşmış olduğumuz denizler arası e, mutabakatta Türkiye'nin yarısı kadar denizler üzerinde, Akdeniz üzerinde hakimiyet kazanan bu. Suriye'de büyük üstünlük kazanan bu. Söz sahibi. Orta Doğu'yu yöneten bu adam. Recep Tayyip Erdoğan. Kardeşim artık adam o kadar büyük bir lider ki namı dünyaya yayılmış. Dünya saygı duyuyor. Bizim içerimizdeki çapulcular adamı aşağılamak için, ordumuzu aşağılamak için Elinden gelen her türlü melaneti yapıyorlar. Bir bu gazı Yunanistan bulsaydı veya da Rusya bulsaydı veya da Amerika, İngiltere birisi bulsaydı, ya kardeşim onlar bulur, zengin malı var, mülkü var, sismik gemisi var, adamın teknisyeni var, mühendisi var falan var filan var diye köprüde köprüde anlatırlardı. Her zaman bulunca yok yandaşların işine yarayacak, yok halkın cebine yaramayacak, yok e, yatırımları yapacak olduğu yatırımlara harcanacak o para. Ayşe teyze, Fatma teyze faydalanamayacak. Yok öyle olmayacak. Yok doğalgaz olan ülkelerde refah huzur e, yokmuş. Türkiye'de de olmazmış. Nerelerden nerelerden. Yeri geliyor bir de yalan da diyorlar. Yani kalkmış Eren Erdem diyor ki. Bugün açıklama yapıyor adam ya. Diyor ki doğalgaz bulundu. Bu doğalgazı diyor. Eğer diyor çıkartıp bu doğalgazı e, satmak veyahut da işletmek Erdoğan'ın görevi değil diyor. Erdoğan diyor hükümet değişsin. Bunu diye CHP çok güzel yönetir diyor. Kardeşim doğal gazı yani cebine cukkalamanın derdinde misin ya? Cebine atmanın derdinde misin? Ben ben yiyeyim diyorsun ya. Ben yiyeyim. Ya doğalgazı araştırmak için gemileri icat ettiren, bu gemileri yaptıran Erdoğan. Gemileri denize salan Erdoğan. O gemilerinden araştıran Erdoğan, bulan Erdoğan, çıkartacak Erdoğan, satacak da Erdoğan olsun. Niye sen oluyorsun? Niye CHP'nin milletvekilleri o sismik araştırma gemileri Akdeniz'e gönderdiğinde milletvekili kürsüsünden çıkıp da o gemileri geri çağıttırın. O gemiler devletin kasasına huzuru, masraf, zarar. Bu milletin parasını zayi ediyorsun, çarçur ediyorsun. Geri çağır o gemileri diye bir taraflarınızı yırtan CHP'nin milletvekilleri değil miydi? Milletvekili kürsüsünden. Niye şimdi doğalgazı bulunca Erdoğan hükümeti değişsin o gazı biz çıkartalım biz diyelim diyorsunuz? Ne oldu? Ne oldu? İşte CHP bu ülkeye yapabileceği en büyük bak en büyük hayır hasenat yardım heykel dikmek milleti nefrete kine öfkeye sürüklemek ayrımcılık yapmak Halk TV'nin Fox TV'nin Tele1'nin Yol TV'nin böyle yalan haberleri paylaşarak insanları kine nefrete sürüklemek şizofren bir topluluk meydana getirmek ülkeyi karıştırmak bunların herhangi bir Türkiye'nin gelişiminde, icadında herhangi bir teknik, üniversite, yol, okul, hastane buna benzer hiçbir icraatının olmayacağını, asla da yapmayacağını Ekrem İmamoğlu'dan da görün. Zeyden Karalar'dan da görün. Bir sahra hastanesi dedi. Derme çatma bir çadırdı, kulübede şunu bunu bir şeyler yaptı. Bir kişi bile gelip muayene olmadı. Hepsi çarçur gitti. Bunlar budur kardeşim. Haliç bile şu anda batak içerisinde. Haliç bile kokudan insanlar varamıyor. İstanbul'da bir tane hizmet yok. Şu anda İstanbul'da bir hizmet yok. Ben İstanbul'dan geçtim. Yolda özellikle baktım. Bütün o AK Parti zamanında o köprülerde bakın İstanbul o TEM yolunda ne de hep orada yazardı. Marmaray'ımız açılıyor, Avrasya'mız açılıyor, yok bilim e, köprümüz yapılıyor, yok bilmem yeni e, kreşler yapılıyor, yeni okullar, yeni bilmem neler hep böyle bir açılımlar hep yazardı orada. Şimdi bu sene Ekrem İmamoğlu Artık iki, ikinci yılında orada belediye başkanı. Bu sene izine geldiğimde baktım. Sadece orada köprüde ne yazıyor biliyor musunuz? Kuzey Marmara Otoyolu Devlet Demiryolları açılışı yakındadır falan filan bunu yazıyor. O da zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu o devlet Demi, devlet karayolları. Cumhurbaşkanlığının işte bağlı olarak belediyeye değil ki ne. Kuzey Marmara Otoyolu yapılıyor bak. İstanbul'a 163 kilometre, onu da Erdoğan yapıyor. Ya hiçbir yerde de yazmıyor ki ne? Ya otobüs, e, metrobüs açılışımız var, yapacağız. Şuraya tren yapacağız, şuraya ne bileyim metro getireceğiz, şuraya ne bileyim metrobüs yapacağız, şöyle yapacağız. Hiçbir İstanbul'dan izleyenler, İstanbul'da yaşayanlar beni iyice e, anlasın, dinlesin. Hangi panolarda görüyorsunuz İstanbul'a yeni şu yapılacak diye? Bütün panolara bakın. Ama AK Parti varken böyle miydi? Bütün panolarda yok Sinaklar tüneli açılacak. Yok bilmem Ali Beyköy barajında bilmem ne bilmem ne yeni baraj kuruluyor. Yok bilmem ormanlarda yok çevrede ne bileyim halk e, halk ormanları, şehir ormanları yok bilmem yeşil alanlar. Buna benzer bir sürü yeni yeni AK Parti döneminde e, hizmetler gündeme gelip konuşulacaktı, yapılacaktı. Konuşulmayacak, yapılacaktı. Eğer bugün Ekrem İmamoğlu değil de Binali Yıldırım şu anda İstanbul'un belediye başkanı olsaydı, Haliç'in pisliğini konuşacağımıza ya, Haliç'in pisliğini, yok Fatih Sultan Mehmet'in tablosu diyor, yok işte yok tatile gitti, yok orayı su bastı, yok burayı su bastı. Bunları konuşacağımıza, havadan giden metroları konuşacaktık şimdi. İstanbul'un hangi semtlerinden havadan giden metrolar olacaktı? İnsanlar trafiği, hani trafikte insanlar sıkışmasın diye havadan giden metrolar olacaktı. Eğer Binali Yıldırım olsaydı, işte Hani bir söz vardır ya seni isteyen mühendisi bırakıp da davulcuya kaçtın, zurnacıya kaçtın. İstanbul derler yani bir kıza. Seni ne mühendisler istedi kabul etmedin de gittin bir zurnacıya kaçtın. Aynen öyle oldu. Mühendise gitmedi de zurnacıya kaçtı işte İstanbul. Beş sene çektik e, el frenini aldık. Boşa vitesi bekliyoruz. Beş sene sonra eğer AK Parti gelirse hizmetlere devam edeceğiz inşallah. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.